Dünya barışı herkesin istediği bir şeydir. Ama kimse dünya barışının sağlanabileceğine inanmaz. Güzel bir düşünce olarak kalır. Hepsi bu. Tatlı bir hayal ama yapmacık bir amaç gibidir. Bu amacın anlamsız olduğu ve hiçbir zaman ulaşılamayacağı bilindiği halde bu konuda boş yere konuşulur. Oysa bu durumu değiştirecek bir bilim var. Veda bilimi ve onunla ilgili bir teknoloji var. Birleşik alanın bilimi ve bilinç teknolojileri. Bu bilim ve onun bilinç teknolojileri kolayca barış yaratabilir. Barış yalnızca savaşın olmaması değildir. Barış, olumsuzluğun olmayışıdır. Barış, birleşik alanın yarattığı bir sonuçtur. Birleşik alan bireysel düzeyde canlandırıldığında kişiye aydınlanma getirir. Barış yaratan bir grup sayesinde dünya bilincinde birleşik alan canlandırılabilir ve barış kolayca sağlanabilir. Dr. John Hagelin bu en derin bilim hakkında haftalarca konuşacak kadar bilgilidir. Kuantum fizik şimdi günümüzde Veda bilimine yaklaşacak kadar ilerlemiştir. Barış hakkında yazılmış 300 bin kadar kitap ve el yazması belge vardır. Bu kitap ve el yazmaları ortalama olarak 3 kişi tarafından okunmuştur. Yazar, yayıncı, bu iki kişi bu 3 kişiye dahildir. Artık kimse barış hakkında kitap okumak istemiyor. Biz barış yaratmak istiyoruz. Gerçek bir barış bilimi var. Çünkü bilinç alanı birlik, mutluluk ve barış alanıdır. Bu elle tutulur, fiziksel, güçlü bir yaklaşımdır. Çünkü bu alan nükleer güçten milyonlarca kez daha güçlüdür. Yapılması gereken şey bu alanla bağlantı kurmaktır. Bilinç bu alana açılabilir. Bu alanla bağlantı kuran kişi sinir sistemini geliştirir ve barış feneri olur, barışı yansıtır. Bireysel bir zihin varlık alanı ile düşüncenin kaynağında temas kurduğu zaman bireysel farkındalık genişler ve evrensel olur. Böylece bu evrensel alanda bir dalgacık yaratır. Tıpkı elektromanyetik alanda dalganın yaratılması gibi. Bu dalga her yöne ışık hızıyla yayılır. Bir elektromanyetik alan düşünün. Bir yayın yapan anteniniz var ve bu antendeki elektronları titreştiriyorsunuz. Bu şekilde elektromanyetik alanda bir değişiklik yaratılıyor. Bu yeni dalga ışık hızıyla her yöne dağılıyor. Bu dalgalar algılanır. Farz edelim bir alıcı anteniniz varsa bu antendeki elektronlar titreşmeye başlayacaktır. Bu antendeki elektronların yukarı ve aşağı hareketi antenin bağlı olduğu transistörlü radyo tarafından algılanır ve kodları çözülerek radyo tarafından müziğe dönüştürülür. Bu iletişim yöntemiyle elektromanyetik alan dalgaları kullanılarak bilgi yayını sağlamaktadır. İşte aynı şekilde biz de en temeldeki birlik alanını, bilinç alanını titreştiriyoruz, dalgalar yaratıyoruz. Bu dalgalar uzaktan da hissedilebilir. Yapılan araştırmalara göre bu titreşimleri yaratanlar ne kadar birbirlerine yakın olurlarsa o denli güçlü dalgalar yaratılmaktadır. Bu şekilde küçük dalgalar değil de med dalgaları, birlik, uyum ve barış dalgaları yaratılmaktadır. Bu uyum, barış, birlik etkisi bilinç alanından yayılmaktadır. Şimdi şunu anlamak önemli, bilinç herkesin paylaştığı temel bir alandır. Bilinç her şeyi temelindedir, herkesin temelindedir ve her şeye sızan bir alandır. Şaşırtıcı bir şey daha var. Sayıların gücü. Amerika Birleşik Devletleri'ni olumlu etkilemek için o kadar çok sayıda kişi gerekmiyor. Bu salondaki kişilerin sayısı bile bunun başarmak için yeterlidir. Bir örnek verelim. İki hoparlörümüz varsa bu iki hoparlör yan yana bulunduralım ve senkronize yayın yapalım. İki hoparlörün yan yana olduklarında toplam 4 hoparlör kadar güçlüdür. 3 hoparlör yan yana olsa 9 tek hoparlörün sesini verir. Bunun nedeni uyumlu dalgaların birbirinin gücünü artırmasıdır. 3 kat fazla ses 9 kez daha fazla güçlü oluyor. Dalganın gücü dalganın yüksekliğinin karesi kadar artmaktadır. Aynı şekilde araştırmaların gösterdiği gibi bu bilinç teknolojileri birlikte uygulayan kişilerin sayısının karesi kadar güçlü bir etki yaratmaktadır. Barış yaratan insanların grup uygulaması bu sayının karesi kadar güçlüdür ve bu araştırma her zaman yapılabilir, tekrarlanabilir. Sonuç olarak suç oranının azaldığını, terörizmin azaldığını, hatta savaşın bile durdurulabileceğini göreceksiniz. Orta Doğu gibi savaş bölgelerinde bu deney yapılmıştır. Bu bir barış bilimi de ve barış teknolojisi de vardır. Bu teknolojiyle olumsuzluk kaybolur, tıpkı güneşin gelişiyle karanlığın gidişi gibi. Güneş karanlığı gidermek için çaba göstermez.
bunu yapmak zorunda değildir. Güneş karanlığa aldırış bile etmez. Güneş geldiğinde karanlık sadece gider. Aynı şekilde birleşik alan canlandırıldığında olumsuzluk kaybolur. Sadece kaybolur. Barışsızlık ahmakça bir şeydir. Akıllı bir durum değildir. Barış ondan daha güçlüdür.